Cep telefonunuzu koyabileceğiniz en kötü yerlerden biri cebinizdir. Telefonunuzu kaybedebilirsiniz, yanlışlıkla üzerine oturup ekranını kırabilirsiniz, cebinizden çaldırabilirsiniz ya da daha kötüsü vücudunuzun mikrodalgalara maruz kalmasına sebep olabilirsiniz. Mutfağınızdaki mikrodalga fırından bahsetmiyorum ama bu da onun gibi bir şey. Okulda elektromanyetik spektrum diye bir şey öğrenmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Bu spektrumda radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi ışınlar, görülebilir ışınlar, ultraviyole ışınlar, X ışınları ve gamma ışınları bulunur. Sınıflandırılmaları ise dalga boylarının uzunluğuna göre yapılmıştır. Işınların dalga boyları ne kadar kısaysa sağlık için o kadar tehlikelilerdir. Bir telefonda da farklı farklı sinyaller vardır. Mobil veri, Bluetooth, Wi-Fi ve yakın alan iletişimi anlamına gelen NFC de bu sinyallere dahildir. NFC, telefonunuzun birkaç metre yakınlardaki bir cihazla iletişime girmesinin bir yoludur. Tüm bunlar da spektrumdaki radyo ve mikrodalgalarının arasında yer alan şeylerdir. Şimdi mutfak aletinize geri dönelim. Mikrodalganın kapağında kalın siyah bir katman vardır. Bu katmanın orada olmasının sebebi sizi fırının içinde sıçrayıp yemeğinizi ısıtan mikrodalgalardan korumaktır. Bu arada telefonunuz tabii ki yemeklerinizi ısıtan şey kadar zararlı enerji yaymamaktadır. Ama keşke onlarla da bir şeyler pişirebilseydik. Bir arama yapardık ve hop, öğle yemeğiniz hazır olurdu. Neyse. Evet, çok fazla zararlı enerji yaymaz ama yine de bir miktar ışın gönderir ve alır. Onu cebinize koyduğunuzda da bu vericiyi vücudunuza değdirmiş olursunuz. O zaman da ne olur biliyor musunuz? Vücudunuz bu dalgaları emebilir. Ancak rahatlayın. Radyo dalgaları ve mikrodalgalar DNA'ya zarar veren türden dalgalar değildir. Zararlı dalgalar spektrumun diğer ucunda bulunan ultraviyole ışınları, yani güneş ışınları, X ışınları ve gamma ışınlarıdır. Telefonların vücudumuza zarar verip vermedikleri hala bir tartışma konusu olsa da daha fazla kanıt bulunana kadar önlemimizi alsak iyi olur. O yüzden telefonunuzu illa cebinize koyacaksanız en azından uçak moduna alın. Mikrodalgaları kafanıza yaklaştırmaya çekiniyorsanız kulaklık kullanın. Ya da telefonda konuşurken hoparlörlerini açın. Ayrıca videolu konuşmayla ya da mesajla da haberleşebilirsiniz. Telefon tutacağı kullanmak da iyi bir seçenektir. En azından bu sayede vücudunuz ve telefonunuzun yaydığı EMF arasına bir bariyer koymuş olursunuz. Telefonun çekmediği yerlerde ya da yoldayken durum daha da kötüdür. Telefonunuz yakınlardaki bir ağa bağlanmaya çalışır ve bunu yapamadıkça daha da fazla enerji harcamaya başlar. O yüzden telefonunuzun ekranındaki tüm çubuklar yerine gelene kadar telefonunuzu kullanmasanız iyi edersiniz. Şunu da aklınızda bulundurun. Bazı araştırmalar bel çantasında telefon taşımakla kemiklerin zayıflaması arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya katılanların telefonlarını koydukları yerdeki kemiklerin yoğunluğunun azaldığı gözlemlendi. Bu aynı zamanda spor için de geçerlidir. Öncelikle spor yaptığınızda terlersiniz. Teriniz de değerli ve pahalı arkadaşınızı bakterilerle kaplar. Bu sırada elektromanyetik alan meselesi de hala geçerli bir etmendir. O yüzden ya telefonunuzu vücudunuzdan uzak tutun ya da spor çantanızda bırakın. Duş alırken telefonunuzu banyo tezgahına koymayın. Aksi halde telefonunuzun içinde nem birikir ve yoğunlaşma olur. Bu da telefonunuzun iç kısımlarına zarar verebilir. Hatta telefonunuzu banyoya hiç sokmayın. Orada telefonunuza saldırmayı bekleyen pek çok mikrop vardır. Sifonu her çektiğinizde de orada bulunan mikropları 1-2 metre etrafa yayarsınız. Sonra da arama yaparken telefonunuzu yüzünüze sürersiniz. Ne kadar da iğrenç. Ayrıca telefonunuz bir klozet kapağından 7 kat daha kirlidir. Bunu da unutmayın. Bakteriler gözeneklerinize tıkar ve cildinizi mahveder. O yüzden telefonunuzu her gün temizleyin. Hatta bunu bir alışkanlık ve kural haline getirin. Eve geldiğinizde telefon kabını çıkarın ve telefonunuzun her yerini alkol ve su karışımına batırılmış bir bezle silin. Telefonunuzu yastığınızın altına da koymayın. Birincisi, telefonların yastık altında alev aldığı durumlar yaşanmıştır. Özellikle şarjda olan telefonlarda bu risk daha fazladır. İkincisi ise yine elektromanyetik radyasyon hususudur. Bu arada telefonunuzu başucunuza da koymayın. Onun yerine normal bir çalar saat satın alın ve onu kullanın. Ya da telefonunuzu odanın diğer ucuna koyun. Hem bu küçük taktik sayesinde ertele tuşuna basmadan uyanmış olursunuz. Fakat muhtemelen yapabileceğiniz en iyi şey telefonunuzu odanızdan tamamen uzak tutmaktır. Televizyonu da tabii. Ekranlardan gelen mavi ışık melatonin seviyenizi azaltır. Melatonin vücudunuzun gece uyumanız için ürettiği hormondur. Bunu önlemek için yatmadan en az 1 saat önce telefonunuzu ya da tabletinizi kullanmaktan kaçının. Eğer telefonunuzu gerçekten kullanmanız gerekiyorsa
En azından ayarlar kısmına gidin ve mavi ışık filtresini açın. Bunun yanı sıra parlaklığı ayarlayın ve yazıları da büyütün. Çünkü bunlar baş ağrısına ve göz yorgunluğuna sebep olan şeylerdir. Telefonunuzun ekranı yanlışlıkla kırıldıysa mümkün olduğu kadar kısa sürede ekranı değiştirin. Dokunmatik ekran çalışıyorsa bir sorun yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Ancak yağ, kir ve bakteriler ekranın kırık yerlerinden içeri girip ekranı tamamen mahvedebilir. Yazın telefonunuzu arabanın torpido gözünde, kışınsa arabanın hiçbir yerinde bırakmayın. Her iki mevsimde de sıcaklık uç seviyelere ulaşabilir. Evet, hoş değil ama bunlar yaşanıyor. Böyle bir durumda ekmek almaya gittiğinizi düşünün. Telefonunuzu yanınıza almanıza gerek yoktur ama arabanızın içinde açıkta durmasını da istemezsiniz. O yüzden en iyisi telefonunuzu yanınıza alın gitsin. Bu arada telefonunuzu öyle dikkatsiz bir şekilde çantanıza da atmayın. Çünkü anahtarlarınız telefonunuzu çizebilir ve soketlerde kir ya da tiftik birikebilir. Aynısı cepleriniz için de geçerlidir. Böyle bir şey olduğunda telefonunuzu basınçlı hava ile temizleyin. Mesela klavyeleri temizlemek için kullanılan basınçlı hava spreylerini kullanabilirsiniz. Soketlere sivri şeyler sokmayın. Mutlaka sokmanız gerekiyorsa da kürdan kullanın ve çok dikkatli olun. Fırtınalı havalarda cihazlarınızı şarj etmeyin. Çünkü yıldırım düşerse ve telefonunuz o sırada şarjdaysa yanabilir. Ayrıca şarj olurken telefonunuzu asla kullanmayın. Telefonunuzun şarj olma hızı yavaşlar ve o sırada sizi elektrik çarpabilir. Özellikle de sahte şarj aleti kullanıyorsanız bunun gerçekleşme olasılığı daha yüksektir. O yüzden üreticilerin onayladığı şarj cihazlarını kullanın. Orijinal şarj aletlerinin çoğunun kablosunun kısa olmasının nedeni telefonunuz şarj olurken onu kullanmanıza engel olmaktır. Telefonunuzu gece boyunca şarj etmekten de sakının. Az önce bahsettiğim alev alma meselesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca bu gerekli bir şey değildir. Çünkü lityum piller fazla şarjı emmez. Hem bu bataryanızın ömrünü de kısaltır. Hazır konu efsanelere gelmişken şunu da söyleyeyim. Telefonunuzu %100'e kadar şarj etmeden önce bataryasını tamamen bitirmenize gerek yoktur. Bu eski bir numaradır ve yeni modeller için geçerli değildir. Hatta en iyisi telefonunuzun şarjını %40 ila %80 arasında tutmaktır. Ayrıca pil tasarrufu uygulamalarına da dikkat edin. Bu uygulamalar arka planda çalışırken sürekli güç harcar. Yaptıkları tek şey ise arka plandaki diğer uygulamaları kısıtlamaktır. Ama bunu ayarlar kısmından kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta bunu yapmasanız bile olur. Konum takibi ya da herhangi bir müzik uygulaması gibi uygulamalar arka planda aktif olarak çalışmadığı sürece bataryanızı yormayacaktır. Yani arka plandaki uygulamaları kapatmak istemiyorsanız onları oldukları gibi bırakabilirsiniz. Verilerinizin çoğunu bulut hesabınızda tutun. Çünkü telefonunuzda çok fazla dosya olması telefonunuzu yavaşlatacaktır. Hem bulut hesabınızdaki verilere de tüm cihazlarınızdan erişebilirsiniz. Şimdi sınava hazır mısınız? Yok yok, şaka yapıyorum. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.